Nasıl? Beğendin mi bebek baykuş kız? Bu salıncak çok iyi öyle değil mi? Aa bebek baykuş kız. Ama senin uykun gelmiş. Hadi gel seni yatağına yatırayım. Burada uyuyamazsın. Ne? İnmeyecek misin? Ama olmaz ki. Salıncakta uyuyup kalırsan üşürsün, sonra hasta olursun. Ay tamam tamam, birazcık daha sallanalım. Sonra gidip yatalım, olur mu? Ama bebek baykuş kız, senin artık uyuman lazım. Benim daha yapmam gereken bir sürü işim var. Uf, kertenkele ve kedi çocuk da neredeler? Oo, ne kadar güzel eğleniyorsunuz böyle kızlar. Ha kertenkele, sonunda gelebildiniz. Bir sürü işim var. Üstelik bana hiç yardım etmiyorsunuz. Ne işin var ki baykuş kız? Ne güzel bebek baykuşla oynuyorsun. Tabii. Artık bebek baykuş kıza birazcık da siz bakın lütfen. Daha benim yapmam gereken bir sürü iş var. Bu arada kedi çocuk nerede? Şey, ben onu hiç görmedim ki. Yine ortalardan kayboldu yani. Neyse, bebek baykuş kızın uykusu geldi. Ben şimdi gidip ona yatıracağım. Lütfen sen de buradan bir yere ayrılma. Ben işlerimi yaparken sen de bebek baykuş kıza bakarsın. Ama o zaten uyuyacak. Nesine bakacağım ki? Uyanırsa diye onu dinleyeceksin tabii ki de kertenkele. Gel bakalım bebek baykuş. Artık yatağımıza yatma zamanı. Oo, bu salıncak ne kadar güzelmiş. Birazcık da ben sallanayım, ne olacak ki? Hep bebekler mi sallanır salıncakta? Oo, harika. Baykuş kız, baykuş kız. Hadi gel beni de birazcık sallasana. Çok eğlenceliymiş. Hadi bakalım bebek baykuş kız. İyi uykular. Aa, kertenkele ne yapıyorsun burada? Hiç, birazcık da ben sallanmak istedim. Biraz da beni sallar mısın? Hayır, tabii ki de sallayamam. Benim daha mutfakta yapmam gereken işlerim var. Bebek baykuş kız uyanmadan onun mamasını hazırlamalıyım. İyi tamam tamam, ben kendi kendime sallanabilirim. Dolaptan sütü çıkaracağım. Lay 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 lay. Kedi çocuk gerçekten de nerede acaba? Onu hiçbir yerde ben de göremedim bugün. Neyse, bu salıncağın keyfini çıkarayım. Lay 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 lay. Etrafta hiç kimse görünmüyor. Yaşasın. Şimdi gidip dondurmamı terastaki buzdolabına koyacağım. Çünkü sıcaktan birazcık eridiler. Daha sonra gelip bu güzel dondurmamı yiyebilirim. Hemen şuradan yavaş yavaş asansörle kimseye görünmeden yukarıya çıkmalıyım. Aa, işte benim mini buzdolabım da buradaymış. Hemen dondurmamızı yerleştirelim ve azıcık soğusun. Şöyle dolabı açalım. Ve dondurmamızı dolabımıza güzelce yerleştiriyoruz. Hop, işte oldu bile. Artık çocukların yanına gidebilirim. Galiba biraz fazla geciktim. Yokluğumu daha fazla fark ettirmeden onların yanına gitmeliyim. Yoksa dışarıda olduğumu anlayacaklar. Aa, kertenkele, ne yapıyorsun burada? Aa, kedi çocuk, sen nerelerdeydin? Baykuş kız her yerde seni arıyor. Benim arıyor. İyi de ben sadece bahçede birazcık geziniyordum. Ne oldu ki? Şey, bebek baykuş kıza bakman gerekiyor. Bebek baykuş kız mı? İşte bile. Neden sen bakmıyorsun? Ben salıncakta sallanacağım. Hayır, salıncak benim. O zaman sırayla sallanalım. Tamam tamam, tabii ki de sallanabiliriz. Çocuklar çocuklar, biraz sessiz olun. Bebek baykuş uyandıracaksınız. Aa, kedi çocuk, sonunda gelebildin. Evet, ben zaten hep buradaydım. Sadece arka bahçedeydim. Demek arka bahçedeydin. İyi ama ben oraya baktım, seni göremedim. Ay neyse neyse. Çocuklar lütfen sessiz olun. Bebek baykuş kızın henüz yemeğini hazırlayamadım. Yemek hazırlanmadan uyanmamalı. Peki tamam tamam, merak etme, biz sessiz sessiz oynarız.
Çocuklar, Bebek Park Başkanı'nın sesini duydunuz mu? Hayır hayır, henüz duymadık. Ne güzel uyuyor işte, bırak uyusun. İyi ama o hiç bu kadar uyumazdı. Yoksa bir şey mi oldu? Ben gidip bakacağım. İyi tamam, bak ama sessiz ol lütfen. Şimdi uyanırsa salıncağı alacağım. Henüz kertenkele salıncaktan inmedi. Tamam kedi çocuk, merak etme. Bebek baykuş kızın bu kadar uzun süre uyuması hiç normal değil. Bebek baykuş kız. Bebek baykuş kız. Sen uyandığında bana şaka mı yapıyorsun? Seni gidi seni. Hadi gel bakalım, yemeğin hazır. Hadi bebek baykuş kız, uyanmışsın işte. Artık yatağından kalkıp yemeğini yemelisin. Neyin var bakalım senin, söyle. Neden kalkmıyorsun? Çocuklar! 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 Ne oldu? Ne oldu baykuş kız? Neden böyle bağırıyorsun baykuş kız? Çocuklar, galiba bebek baykuş kız hasta. Baksanıza, alnız çok sıcak. Sanırım ateşi var. O yüzden uyanmamış. Bu işte bir tuhaflık olduğunu biliyordum. Ne? Hasta mı? İnanmıyorum ya. Ben hemen doktor alıp geleyim o zaman. Tamam kertenkele, çok gecikmem olur mu? Tamam tamam, merak etme sen. Ne yapacağız şimdi? Bence alnına soğuk bir şeyler koyabiliriz. Mesela ben hasta olduğumda alnıma havlular ıslatıp koyardım, unuttun mu? Evet ya, doktor gelene kadar bebek baykuş kızın alnına ıslak havlular koyabiliriz. Sen buradan ayrılma kedi çocuk. Ben hemen havlu alıp geliyorum. Tamam tamam. Bebek baykuş. Bebek baykuş. Sen beni çok seviyorsun. Öyle değil mi? Biliyor musun, ben de seni çok seviyorum. Sen hasta olduğunda ben çok üzülürüm. Lütfen çabucak hemen iyileş, olur mu? İşte Doktor Max Steyfun. Bebek baykuş kız hiç hareket etmedi. Beşiğini duyuyor. Evet Doktor Max Steyfun. Ben de ateşine baktım. Biraz ateşi vardı. O zaman bebek baykuş kızı şöyle pusetini alalım ve güzelce bir muayene edelim. Gel bakalım bebek baykuş kız. Demek ateşi var. O zaman şöyle bir muayene edelim bakalım. İlk önce gözlerine bakalım. Evet evet, gözlerinde birazcık kızarıklıklar var. Şöyle kulaklarına da bakalım. Evet, anlaşıldı. Neler oluyor Doktor May Stephen? Lütfen bize de bir şey söyler misiniz? Baykuş kız, sanırım bebek baykuş kız üşütmüş. Çok dondurma yemiş olmalı. Dondurma mı? İyi ama ben ona hiç dondurma vermedim ki. Emin misin baykuş kız? Sen vermeden yemiş olabilir mi? Ne? Dondurma mı? Yoksa benim dolaba sakladığım dondurma mı yedin bebek baykuş kız? Ne? Sen dolaba dondurma mı sakladın kedi çocuk? İnanmıyorum sana kedi çocuk. Dolaba dondurma mı sakladın? Evet ya, canım çok dondurma istemişti. Bir tane dondurma aldım. Onu da dolaba koymuştum. Çünkü sıcaktan birazcık erimişti. Şimdi anlaşıldı. Bebek baykuş kızın neden hasta olduğunu şimdi anladım. Kedi çocuk, bundan sonra daha dikkatli olmalısın. Evde bir çocuk bulunduğunu unutmamalısın. Şimdi baykuş kız, bebek baykuş kıza sıcak sıcak çorbalar yapacaksın. Sütleri içireceksin ve onu iyileştireceksin. Tamam Doktor Max Steyfun, merak etme sen. Kedi çocuk, bundan sonra dondurmalarını asla dolaba koymayacaksın, anlaştık mı? Tamam tamam, anlaştık. Ben de gidip dondurmalarımı dışarıda yerim. Ne? Dondurma mı? Beni de bekle kedi çocuk, ben de geliyorum. İnanmıyorum. Yine bebek baykuş kızla beni tek başıma bıraktılar. Görüyorsunuz, öyle değil mi Doktor Max Steyfun? Bütün her şeyi ben yapıyorum. Bak görüyorum görüyorum baykuş kız. Neyse ben artık gitmeliyim. Başka hastalarım da var. Onları da muayene edeceğim. Teşekkür ederim Doktor Max Steyfun. Siz hiç merak etmeyin. Bebek baykuş kıza çok iyi bakacağım. Onu hemen iyileştireceğim. Bunu biliyorum baykuş kız. Görüşürüz. Görüşürüz bebek baykuş kız. Bundan sonra soğuk şeyler yemek yok, anlaştık mı? Bebek baykuş kız. Demek sen gizli gizli dolaptan dondurmalar yedin. Seni gidi seni. Neyse, şimdi gidip sana güzel güzel çorbalar yapacağım. Baykuş kız seni hemen iyileştirecek. Sen hiç merak etme.